Melih Altınok, Cumhurbaşkanı'na yargılanacaksınız, kaçacaksınız diyen kimdi? CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT davasından tutuklanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıktı. Ve Türkiye siyasi tarihinde eşi görülmemiş şekilde tam 29 gün süren uzun bir yürüyüş başlattı. Kimileri CHP Genel Başkanı'nın daha önce eşine rastlanmayan bu telaşının bir şeylerin önüne almak amacı taşıdığını söylüyorlardı iddiaya göre Berberoğlu'nun Cumhuriyet gazetesine ulaştırdığı devlet sırlarını Kılıçdaroğlu kendisine vermişti. Soruşturmanın derinleşmesinden korkan Kılıçdaroğlu da sokakta fiili bir durum yaratıp tartışmaları sonlandırmak istiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde konu üzerine söylediği şu sözlerle tartışma daha da alevlendi. Yakında Kılıçdaroğlu'nun içerideki zatla bağlantısı çıkarsa şaşırmayın ha çıktım çıktım çıkamazsam konuşacağım diyor içerideki bunlar hep FETÖ taktiği Erdoğan'ın bu çıkışı üzerine CHP yönetimi ve yandaş medyaları ayağa kalktı hatta ayağa kalkmışken yargılamayı bitirip Kılıçdaroğlu sanki içeri girmiş gibi yorumlar yapıyorlar günlerdir ana muhalefet lideri de yargılanır mıymış efendim diye bir bardak suda fırtına kopartıyorlar demokrasilerde medyasıyla partileriyle Muhalefetin önemli bir fren mekanizması olduğunu yıllardır savunan bir gazeteci olarak siyasiler için böyle bir akıbeti elbette ben de arzu etmiyorum. Keşke bugün Kılıçdaroğlu'nun hapse gireceğine dair ihtimaller üzerinden içeriye ve dışarıya sivil demokrat pozları kesenler de böyle ilkesel davranabilselerdi. Örneğin bugün yargılaması süren HDP'li Selahattin Demirtaş 7 Haziran seçim kampanyasını Fetullahçılar ve Doğan Medya ile birlikte yargılanacaksınız sloganları üzerine kurduğunda ya da Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık rüzgarının sürdüğü günlerde Fetullahçıların Samanyolu televizyonuna çıkıp elinde hiçbir somut delil, suçlama yokken Erdoğan'ınkinden kat be kat sert şu sözleri sarf ettiği günlerde. Kemal Kılıçdaroğlu Yurt dışına kaçmaktan başka bunun bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum, kaçsa da onu bu ülkeye getirip yargılayacağız. Samanyolu spikeri, yurt dışına kaçmak derken niye kaçsın? KK, kaçacaktır efendim, bunun kurtuluşu yok. CHP, PKK'nın ağzının payını ne zaman verecek? Dün Aydınlık Gazetesi PKK'lı Cemil Bayığın CHP etrafında birleşin çağrısını manşet yapmıştı tıpkı adalet yürüyüşünde olduğu gibi PKK'dan gelen destek açıklamalarına daima sessiz kalan CHP yönetimi bu kez de sessiz mi kalacak dersiniz? Çıkıp da sizin desteğiniz olmaz olsun katil sürüsü demek çok zor değil ama anlaşılan kaybetmekten korktukları şeyler var. Buldumcuk çok arzu ettiği ve kulis yaptığı danışmanlık görevini alamayınca başımıza muhalif gazeteci kesilen Başbakanlıktan emekli Etiyen Mahcupyan dün bir kez daha kinine yenik düşüp alay konusu oldu. Sosyal medyadaki FETÖ'cü trollerin İsveç Başbakanından Erdoğan'a cevap diye yaydıkları ve kısa sürede yalanlanan bir metin üzerine dünyalar kuran Etyen Bey mahcup olmaz biliyoruz ama sanırım bundan sonra kişisel kinine ve ihtiraslarına malzeme edeceği yalan dolanın üzerine atlarken biraz daha serin kanlı olması gerektiğini öğrenmiştir zira kim ve hangi halde olursa olsun bu tarz basitlikler o yaşta bir adama yakışmıyor melih altınok sabah